Tekrarlama olasılığı var mıdır diye aileler merak ediyor. Özellikle çocuğumuz bu sıkıntıyla karşılaştı. Hocamızı dinledik, cerrahi aşamayı gerçekleştirdik ve evimize döndük. Sonrasında tabii ki her şey yolunda giderken ister istemez aklımıza da gelmiyor değil. Tekrarlama olasılığı okul çağında ve sonrasında olabilir mi diye gelen soruların cevabını almış olalım. Tekrarlıyor mu hocam? %1 gibi. Yani 100 çocuktan birisinde tekrarlama olur. Tekrarlamayı da belirleyen gene derecesi olayın. Ağırlığı, sıkışması. Sıkıştıkça bu olay %20'lere kadar çıkabilir. Onun Çok bir az da olsa, garantisi evet. yok. 20 kat artabilir. Peki hocam, inmemiş testisle ilgili fazlasıyla sorular geliyor. İnmemiş testis nedir? Özellikle utangaç testisle arasında fark nedir? Bahseder misiniz hocam diye sorularınızın cevabını değerli hocamız Doçent Doktor Hüseyin Kılınçarslan'dan sizlerle birlikte dinlemeye devam edelim. Arasında fark nedir? Nedir diye soralım o zaman hocam. İnmemiş testis ve utangaç testis. Evet, şimdi inmemiş testis aslında şimdi fotoğrafında görüyorsun. Evet. Testisin iniş yolu bu şekilde bakın. Karın içinden gelen bir organ. İnmemiş testisin görülme sıklığı yine normal doğan bebeklerde %1-2 gibi. Erken doğan bebeklerde %20'lere kadar çıkabiliyor. Resmi ekrana yansıtabilirsek izleyicilerimiz de görme şansını Şimdi yaşayacaklar. Karın içi kasık kanalı ve normal yeri hocam. evet, aynen. Evet. 7. ay civarı kasık kanalına gelir. 9. ayda aşağıya iner. Evet. Dolayısıyla 7. ayda doğmuş bir bebekte testis yukarıda olabilir. Yani sürpriz değil çünkü zaten 7. ay civarı kasıkta. Kasıkta. Dolayısıyla inmemiş hale geliyor. Şimdi bu normal yolu üzerinde takılmasıdır inmemiş testis. Evet. Bu yol üzerinde herhangi bir yerde. Nasıl oluyor? Şimdi genellikle İnmemiş testis nerededir diye sorarsak, nerede Evet. olabilir inmemiş olan bir testis? Bu testislerin %60'ı hemen olması gereken yerin hemen üstünde, torbanın hemen üzerindedir. Kasığın son kısmındadır. Evet. %60'ı bakın. %25'lik bir kısmı kasığın daha ön kısımlarındadır. %15'lik bir kısmı da karın içindedir. Evet. Burada oranları görüyoruz. Şöyle kasık kanalında gördüğümüz zaman bakın sağda onun normal mekanizması var. Solda da Yansıyor. mavi olanlar normal yerinde olan testisler. Kırmızı yerlerde inmemiş testis. İnmemiş En testis. alttaki kırmızı en sık olan. Yani inmemiş testisi biz en sık bu şekilde görüyoruz. Evet. En az da yukarıdaki gibi görüyoruz. Şöyle gerçek inmemiş testis. Gerçek inmemiş bazı terimlerden bahsedeyim size. Evet. Gerçek inmemiş testis nedir? Neden oluşur? Gerçek inmemiş Evet. testis, hiç daha aşağıya inmemiş testis. Şu mavi halini hiç görmemiştir testis. Evet. Şu kırmızı ve yukarıdadır. Siz onu elle de indiremezsiniz. Yakalarsınız ama inmez. Bu gerçek inmemiş testistir. Ötekiler yalancı mı? Değil. Adı böyle konmuş bunun. Hani tam inmemiş testis budur şeklinde. Evet. Diğerleri nedir? Gliding dediğimiz kayan testis vardır. Kayan testis de şudur. Mesela testis yukarıdadır, kasıktadır. Mesela şu kırmızı, ilk kırmızı noktayı diyelim. Yukarıdadır. Siz onu elle aşağı çekersiniz, iner. Bırakırsınız, kaçar. Bu da bakın öteki hiç inmiyordu ya gerçeği. Bu Hareket da etmiyor. Bu bunu hareket hareket ettirebiliyoruz biz etmiyor. ama neyle? Elimizle. Kendisi hiç hareket etmiyor. Yani kendisi inmiyor. Biz indiriyoruz. Geliyor, esniyor. Bırakınca yay gibi yukarı kaçıyor. Bu da gliding diyoruz. Gliding, kayan testis. Bir de ascendant testis var. Bunları bilmek lazım. Bunu aileler işte burada inmemiş testis konusunda bizler arasında, doktorlar arasında da farklı yaklaşımlar olur. Mesela ben ameliyat Nasıl derim. diye soruyorum. İlginç işte. Bakın ben Evet. ameliyat derim. Başka bir doktor takip der. Ailenin kafası karışır. Üçüncü bir doktor farklı bir şey söyler. Doktora gittikçe doktor sayısı arttıkça da kafa daha çok karışır. Neden? Bakın buradaki tüyoyu vereyim ben. Bu ince ayrıntılar. Gerçek inmemiş testis konusunda herkesin fikri aynıdır. İnmemiştir artık o. Yani inmiyor zaten. Elinize bile gelmiyor. Alamıyorsunuz. Mesela karındaki testis konusunda herkesin fikri aynıdır. Ve ona yakın olan testis konusunda herkesin fikri aynıdır. İşte bu gliding testis, ascendant testis konusunda farklılıklar var. Bunlar da inmemiş testis. Kayan testis. Elle indirdiniz, beklemedi kaçtı. Ameliyat. Ascendant testis nedir peki? Sonradan yukarı çıkan demek. Ascendant, yukarı çıkan. Bu da başlangıçta sanki aşağıdaki gibi durur. Çocuk boyu uzadıkça
Değişiyor. Bağlarının zayıflığı nedeniyle bu testis adapte olamaz, torbada durmaz, yukarı doğru kayar. Çocuk uzar, testis aşağı uzaması gereken testis yerinde saydığı için otomatikmen kasığa doğru yükselir. Bu ascendant testistir. Buraya dikkat çekmek istiyorum ben. Bir de utangaca testis şimdi dikkat çekeceğim. Evet. Utangaç testis nedir peki? Utangaç, bakın bu ascendant testis, gliding testis, yani sonradan yukarı çıkan, kayan testis ve gerçek inmemiş testisin tedavisi ameliyattır. Ama utangaç testisin tedavisi ameliyat değildir. Utangaç testis aslında bir koruma mekanizmasıdır. Çocuğu, özellikle 1 yaşından sonra yürüyen çocuğu belli bir yaşa kadar testisin travmasını, travmadan testisi koruma mekanizmasıdır bu. Çocuk soğukta korktuğu zaman, bir tehlike arz ettiği zaman çeker testisi yukarı. İlginç. Testisi koruyor işte. Fakat bu testis yerindedir, aşağıdadır, yerine inmiştir, inmesini tamamlamıştır. Sadece belli aşamalarda korur kendisini, yukarı çeker. Evet. Bu testisi muayenede biz nasıl görüyoruz? Utangaç testis, diğer ismiyle retraktil testis. Kendini gösterir mi diye soruyoruz. Muayenede biz nasıl görüyoruz? Bakın evet. Muayeneyi söyleyeyim size. Nasıl ameliyat kararı veriyoruz? Testisi yakaladık, getirdik aşağıya. Koyduk, duruyor torbada. Bekliyor. Ameliyatlık bir durum yok ki. Testis zaten orada bekliyor yani. Evet. Testisi getirdik, koyduk. Pat kaçtı yukarı. İşte bu ameliyatlık durum. Ayrım bu kadar basit. Ailelere diyoruz ki biz sıcakta, banyoda, uykuda bakın testise çocuğun. Aşağıdaysa rahatken, çocuk rahatken, anksiyetesi yokken, koruma mekanizması yokken, korkusu yokken aşağıdaysa testis, burada korkmayın. Takip edelim, gözümüz üzerinde olsun. Utangaç testis bu işte. Peki, uykuda, sıcakta aşağı iner. Hocam ateşlendi çocuk, testis aşağı indi derler. Burada korkulacak bir durum yok. Bu testis çünkü çoğunlukla aşağıda yerindedir. Sıkıntı yoktur. Ama bir şeye daha dikkat çekiyorum. Biraz kafa karışıyor gibi duruyor da. Doktorlar olarak bizim anlaşamadığımız gibi görünen yerler şunlar. Çocuğun o andaki korkusu, kasma derecesi, ağlaması, elimizin soğukluğu, çocuğun bize karşı iletişiminin bozuk olması, bizim onunla iletişim kuramamamız, bir doktor daha kötüyü görür, inmemiş testis gibi görünür. Bir doktor çok iyi bir kooperasyon kurar çocukla, çocuk rahatlar, çocuk başka şeylerle ilgilenirken testise bakar geçer.